Vakfetinde bir sürü anıların var muhakkak. Ama bir tanesini anlatır mısın bunlar programı? Çok anıları var ama ben çok enteresan olanın bir tanesini anlatayım. 1962 yılında Amerikalılar Ankara'ya gelmişti. Sırıkçılar vardı dünya çapında, 100 metrecileri vardı, 3 adımcıları vardı, yüzden engel hatırlıyorsam vardı. Benim nasibime düşen 3 adımcı, Norman Tate isminde bir zenciydi. Biz yarıştık ve çok yağmurlu bir havaydı, pist ağırdı ve ben birinci oldum. Niye? Çünkü ben o pistte adam 15 küsur atlamasına rağmen, o bizi 14 küsurla ben birinci oldum çünkü o pistte alışıktım ben. Sonra yıllar sonra salon dünya şampiyonası yapıldı İstanbul'da. Bir balo verilmişti. Bizim oturduğumuz masaya bir zenci geldi. Bir şeyler söylüyor Amerikalı, İngilizce bir şeyler falan söylüyor. Anlamadık biz. Söyledi, kalktı. Ne diyorsun ya dedi Abdullah Köpünar. Adam dedi ki ya ben 1962 yılında dedi Ankara'ya geldim. Onu söylemek istiyordum size falan dedi. Ben hemen ayağa kalktım dedim ki Norman Tate sen misin yoksa dedim. Evet benim dedi sen kimsin dedi. Ben dedim aşkın Tuna. Ya dedi sen beni geçmişsin tamam hadi birlikte şöyle bir sarılmıştık. Sonra dedim ki hadi gel şurada bir 3 adım atlayalım. Masaları falan çektik kenara. Durarak 3 adım atladık ya. Ondan sonra sen çok yaşas birinci oldun falan diye onun elini kaldırdım. Oktaycığım bunca emekten sonra muhakkak ki birkaç tane anılarım vardır. Onlardan bir tanesini lütfen biz dinleyelim, anlat. Tabii yani hep dediğimiz gibi 68 senenin içinde her yarış bizim için bir anı oluyor. Evet. Bunlardan en önemlisi de isimlendirmesek yani bana etki eden 65, 66 veya 67 olabilir. Mersin'de bir uluslararası yarışma yapılmıştı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli Seyfi Alanya sponsorluğunda, o zamanki sponsorluk neyse. Ben bir gün cumartesi günü 20 kilometre, pazar günü 50 kilometre yarışacaktım. Hakemler herkes ne içersin diye bir gün evvelden raporla hazırlıyorlar ya, ben hiçbir şey kabul etmedim. Çok fazla su alıştırmadım kendime su içmeye yarışlarda. Kendimi öyle konsantre etmiştim. 20 kilometre yarıştık, ikinci gün 50 kilometreye başlayacağım. Çiçek de tabii yeni beraberliğimiz, ya ikinci ya da üçüncü sene beraberliğimiz. Onu da öyle bir denk getirdik ki, eksik olmasın hakemler bir arabayı aldı. Ben tembih ettim onlara. Yani sen önden git, o köy kahveleri vardır o yol hiç. Mersin-Silifke yolu üzerinde hatırladığım kadarıyla. O köy kahvelerinde çay yapılırdı. Soğuk çay hazırlanır. Ben dönüşte soğuk çay içerdim. Ama o kahveye gidene kadar olan mesafede o hakem arabası hem yürüyüşü takip ederdi, hem çiçek arabası oldu ama gider bir mandalina, bir limon, portakal bir şey koparırdı. Ben önceden tembihlemiştim, bir dilimden fazla verme diye. Çünkü bu sefer mide alacak abi. Bana bir dilim öyle bir narinciye verirdi. Ben gene Allah'ın emriyle giderdim ve o 50 kilometreyi ben çiçeğin verdiği narinciyle ve soğuk çayla İstediğim şekilde bitirmiştim. Çok güzel. Bunu unutma. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Çiçek, başka bir anım vardı. Muhakkak vardı. Bir ikinciye de lütfen. Zaten düşündükçe böyle fışkırmaya başladı. İyi, evet. 68 yılıydı herhalde. Ankara'da kamptayız. Nailim Orhan sahasında antrenman yapıyoruz. Oktay'la da beraberiz. Bütün takım yani orada Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karma, bütün arkadaşlar. Biz beraber gidip geliyoruz her yere. Ne zaman evleneceksiniz diye bize arkadaşlar baskı yapmaya başladılar. Evet. Ama Nuri Turan da bize şey yapıyordu. Beraber görünce kızıyor. İkaz ediyordu, kızıyordu. Senin ne işin var burada diyordu falan, bunu çıkartıyordu.
Böyle olunca Aycan abla da sahada, ya dedi sizi bir nişan yapalım dedi. Ayarladı, işte arkadaşlar tarihi belirlediler falan. Biz kamptayız ama. Hı. Aycan ablanın elinde, Aycan abla organize etti. Ve Cahit abi yüzükleri taktı. Evet, ne güzel, ne güzel. Çok güzel bir anı ama işte hiç elimizde fotoğraf falan yok. O zaman olsun. Makineyle dolaşan yoktu. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Oktay'cığım, senin de var mı başka bir anın? Var, ben bir tane daha çok kısa anlatayım. Lütfen, lütfen. İşte ilk başladığımız yıllarda, 52, 53, 55 yıllara, o zaman 55-56 olsa gerek, Beşiktaş Kroos takımı çok kuvvetliydi. Evet. İşte biz de Fenerbahçe'de Kroos, 5000, 10000 ne varsa biz kafadan gidiyorduk. Şimdiki Zincirlikuyu Yapı Meslek Lisesi'nin olduğu yerde giyinip soyunurduk. Ama onun karşı tarafında Levent falan, etiler bitiler yok. Evet. Tamamen tarla, bir iki tane gece kondu. Boş bir alandı. Boş bir alandı. Oradan yani şimdiki Etiler'e doğru olan yol üzerinde koştuğumuzu hatırlıyorum. Ama kar diz boyu. Evet. Yani karın içinde koşuyoruz kışın. Gittik, döndük. Dönerken nereden çıktı tabi bilemiyorum. O karın içinde iki tane köpek. Oo. Ama nasıl köpekler böyle? Hı. Çok iri ve büyük köpekler. Hı. Bütün güçleriyle havlayarak koşuyorlar, kovalıyorlar. Ben de o köpeklerin korkusundan o yarışta İlhami Koç gibi adamı ben geçtim. O yarışta ben derece aldım. Yani hayatımın en önemli noktalarından bir tanesidir. Yani köpeklerin sayesinde böyle bir yarış kazandım. Çok teşekkür ederiz.